Selamun aleyküm el mümin vel müminatun. Ya ahiyyellezine. Güzel kardeşlerim. Kim Resulüne uyarsa Allah'a uymuştu. Kim Resulullah'tan bir şefaat istese de ismi Resulullah, Allah'ın ismi, Allah'tan istemiş olur. Şimdi bunu Allah'tan iste. Onun için Vehhabilerle gibi sapla samanı karıştırmayalım kardeşim. Şimdi Allah Peygamber Efendimiz diyor ki kim bana uyarsa Allah'a uymuştur diyor. Kim Allah'a uymuşsa bana uymuştur. Yani bu Nisa suresi ayet 80. Zamanda yere kumda bir çizgi çizdi. Bu benim dosdoğru yolumdur dedi. Yanlara çizgiler çizdi. Bunlar yan yollardır. Bunların başında şeytan bekliyor. Şimdi bazı alimler de diyor ki ağaç diyor, dallar diyor. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Peygamber'e uyan Allah'a uymuştu. Allah'a uyan peygamber. Şimdi burada sadece Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'e uyan alimler de gerçek alimse zaten kendi isimlerini bu konuda kendi isimlerini öne çıkarmazlar. Bundan sonra kıyamete kadar kaldırmıştır. Yalnız Allah ve Peygamber'in yolunda olanlar sadece Resulullah ismiyle gitmesi gerekmektedir. Çünkü Resulullah ismi Allah'ın Resulü, Allah'ın emri, Nisa suresi ayet 80. Allah'ın sözü Peygamber'in kelamıdır, sözüdür. Allah'ın emri, Peygamber'e emredilmiş, Allah'ın emridir, Allah'ın sözü. Yani Peygamber'in sözü Allah'ın sözüdür diyor burada. Onun için Peygamber boş bir bardaktır. Ne yaptıysa Allah'ın emriyle yapmıştır. Ona ilmi dolduran, beşeri ilim yoktur, Allah Celle Celaluhu'dur. Şimdi Hac suresi 65. Allah yeryüzünde gemiler, sandallar yürüyor, uçaklar uçuyor ve gökleri her şeyi tutması Allah Celle Celaluhu Hac suresi 65'te Allah Celle Celaluhu tuttu. Yok şeyh tuttu, dünyayı tuttu, yok evrenleri tuttu. Bunlar şeydir. Bunlar şirktir. Hübbeli her anlattığından sonra Paris Efendi Cihan Nakşibendi'nin havuza bindi, ayaklarını tuttu. Ya kardeşim bize bırak, ayak mı tutturmayın ya, taptırmayın ya. Anlatacak sen ilimi doğru. Yani illa bir şeyhin kapısında durup sizinle mi bir şeyh olmanız lazım? Siz Allah'ın bir alimi olun yeter ya, Allah bilsin ya. Kardeşim şeyh olmaya, efendime söyleyeyim, Mehdi olmaya lüzum yok. Allah'ın bir garip kulu olun bize yeter ya. Garip bir Müslüman olun peygamber yolunda ya, Allah bebeğim. Abdülhamid ikinci saltanatı 1878-1903 yıllarında 93 felaketi devleti yok etme tehlikesinde idi. Meclisi mevzusunda bağımsız Ermenistan, Pontus, Kürdistan devletleri kurulsun tartışması 13-2-1878. Meclisi Abdülhamid feshetti. Ruslar memnundu. İngilizler üzüldü. İngilizler Ali Suvayi denilen bir Osmanlı Türk asılı olmayan bir genci kullandılar. İngiliz ajanları tarihte Çırağan Baskını Ali Suvayi vakası olayını patlatan İngilizlerdi. Arkasında İngiliz elçisi Lord Elilot yerine gelen Lord Lagard Ali Suvayi'nin İngiliz casus hanımı Mary vardı. 23 ihtiyacının öldürülmesiyle sonuçlandı. Çünkü o zamanlarda afiye gücünü kurmuştu ki Abdülhamid. CHP'de 93 harbinin 93 harbi yaraları, CHP'de mağlup Rusların Yeşilköy'e girmesi, efendime söyleyeyim 1870 tarihinde Ayasofya'nın muadelesini imzaladı mecburen. Onun için kardeşlerim, şimdi bu İngilizlerin yaptıkları bu bir değil. Daha önce de Lawrence'le bir adamla, işte İstiklal Savaşı'ndan önce, bunu cübbe giyip Müslümanlar arasına girdi. Müslümanları dağıtmaya kalktı. Çok uyanık olmamız lazım kardeşlerim. Bu birinci değil. Bunlar devamlı bekliyorlar. Daha Osmanlı'nın kuruluşundan beri. Bunlar Osmanlı kuvvetli olduğu zaman da hiçbir zaman için Osmanlı'ya savaşma gücü yetmemiştir. Yahudilerle birdirler.
Selanik'te İngilizler, Yahudiler, Fransızlar da arkasında. Osmanlı'yı yok ettiler. Çırağan Basrı'nda bunlar şey olamayınca, kazanamayınca devam ettiler. İttikat terakkiçilerle ve içimizde gençlerle birlikte Osmanlı'yı yıktılar. Fakat bu gençler sonradan pişman oldu. Kızıl Sultan dediler. Hatta büyük alimler de vardı kendisine taraftar olmayan. Mehmet Akif Ersoy, Said Nursi Hazretleri gibi. Onların birinci yaşantısı, yani birinci halletleri. Onlar bile kendisine karşıydı. Bu İngilizlere çok uyanık olmak lazım. Bunlar her zaman için, şimdi bilin bazı salak alimler, yok onlar seyittir, meyittir, ya İslam'ı yok etti, adam iyi görünüyor. Sizin başınıza geçmek için çok güzel bir yol. Nasıl Napolyon'un Mısır'ı sünnettiğim diye yalanla fethetti gibi, ya uyanık olun, bunlar evliya da olsa, selamünaleyküm, yemek oyununa başa geçirmeyin. Bu İngiliz milleti, Yahudi milleti, bunlardan Allah korusun. Bunlar İslam'ı yıkmak için ilim geliştiriyorlar. Bizim ilmi, yani çıtayı çok yüksek tutmamız lazım. Artık Müslüman alemi icatlar bulması lazım. Bunların silahlarına karşı tüm gençlik. Durmak yok öyle. Teoride kalmamak lazım. Pratiğe geçmek lazım. Şimdi adam astronomi öğrenir. Kimya öğrenir. Atom bilgisini. Astronomi öğrenir. Ondan sonra dine astronomi bilgisi katıp dönmesi. Yani Mevlana Hazretleri bunu hayatta bir kere yaptı. Ondan sonra bunu kullananlar, oryantalistler kullanıyor. Şimdi bugün dünyada Mevlevi dansı Avrupa'da gösterilir. Ama bir yandan Peygamber Efendimiz'in ne yaptılar bunlar? Karikatürleri ya. Peygamber Efendimiz'i kendilerine ahiret edemiyorlar. İşte bu gerçeği bu gösteriyor. Onun dürüstlüğü onların işine gelmiyor. Onlar hayvan karnı, dişe diş, göze göz. İnsanların yani canlarını yok edecekler. Hayvanlar gibi kuvvetli küçük balık, büyük balık küçük balık yiyecek. Kuvvetli hayvan zayıf hayvanı yiyecek. Adam fenli bilimlerle uğraşır. Onu efendime söyleyeyim. Fenli icazetin dini temeli. Fenli tefsir yapar. Efendime söyleyeyim. Astronomiyi bilir. Astronomiye göre tefsir yapar. Atomu öğrenir. Atoma göre. Sosyalizm öğrenir. Sosyalizme göre. Bunlar, bu ilimler çürüttüğü zaman ne olacak? Yani bu tefsir de mi? Yok. Tefsir yok olmaz. İlim çürüttüğü zaman yanlışlıklar yanlış yola kalır. Yine Kur'an tehlike görmez. Yani bu şimdi müteşabih ayetlerin izafi tarafı yani yarı müteşabih olanlar bunların işari manalara açıklanır. Yani bunun işari manadan, 10 manadan, 60 manadan bir tanesi. Yani bu kesin kesin bu mana değildir. Bunların da yanlış olması Kur'an'a Kur'an'ın yanlış yani kendi yanlışlığı kalır. Kur'an yine her zaman için doğrudur. Allah'a kerim. Şimdi alimlerimizin belagat sahibi ruhbani alimler olması lazım. Öyle yamulmaması lazım. Efendime söyleyeyim. Şimdi İbn Arabi'nin eserlerinde 100 kutsi hadisi yayınladığı Fütahat-ı Mekkiye Fusulü Hikem temelli Kur'an-ı Kerim olmakla beraber Vahdedi Vücut felsefesi ve Evliyanın halleri olan görüşleri vardır. Fusulü Hikem Fütahat-ı Mekkiye. Bunda İmam-ı Gazali'nin de tepkisini almıştır. Şimdi güzel kardeşlerim, bizler her zaman için Allah'ın yoluna inanmamız lazım. Bu evliyanın halleridir. Yani yeryüzündekilere uyarsan, ne diyor burada? Enam suresi 116. Seni yoldan çıkarlar. Onlar kafadan atarlar kısacası. Onun için sadece Allah ve Resulü'ne uymamız lazım. Böyle olduğumuz zaman gerçekleri buluruz.